Turizm Hizmetleri Daire Başkanı Hacı Aslan. Şimdi turizm anlayışı ülkede tüm dünyada olduğu gibi bizde de hızla değişiyor. Biz 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak 4 yıldır bir proje üzerinde çalışıyoruz. 3 ilçemizden 10 köyümüzü kırsal turizm amaçlı hazırlamaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii bunu oraya da yansıtmak isteyeceğiz ister istemez. Şimdi 10 köyümüzü orada bir şekilde bize tahsis edilebilecek ya da alabileceğimiz bir reyonda gıda çadırıyla ilişkili benim kayırım. Şimdi biz orada Trakya tarhanasını tartışmaya kalkırsak acaba içerideki reyonda bu mümkün olabilecek mi? Pişirmesi ya da ikramı yoksa gıda çadırından müteahhit alacağız. Şöyle yalnız Hatay günlerine gitmiştik. Evet. İçeride künefe de pişiriyorlardı, katmer de pişiriyorlardı. Evet. Pek çok şey ürün pişiriliyordu. Ha bu standart dışına çıkmıştır. Bilemiyorum ama standarda uygun değil herhalde. Fakat tarhana pişirilmesinin çok büyük sıkıntısı olmaz herhalde. Ya da yani o şöyle. Şöyle ifade edeyim, Egeylileri tanıtım günleri yapıyoruz. 8 tane Egeyli geliyor. Biliyorsunuz o bölgede tarhana çok ilgi çeken bir ürün. İçeride bakır kazanlar da onu pişiriyor, bardaklarla ikram ediyor. Burada da paketli, sıralamış, satıyor. Çünkü bunun bir kirliliği yok, kokusu yok. Tarhana, bana soruyorsanız çorbalar, yani hazır çorbaların ilk doğduğu yer bence. Çok kıymetli bir ürünümüz. Tarhananın iç alanda olmasının hiçbir sakıncası yok. Çünkü kokusu yok, bulaşığı yok. Peki, teşekkür ederim. Bir şey daha, ben bir kaydım var. Şimdi endüstriyel gıda gelişiyor tüm dünyada, bize de gelişmiş. Şimdi biz süt ve mamullerimizle öğüleceğiz, ön plana çıkartma gayretinde, çabasında olacağız ki doğrudur. Ancak buradaki sanayileşme, endüstriyel gıda, üretim, bu geleneksel aile işletmelerinin, işte Ayşe Hanım teyzenin, Fatma teyzenin ürettiği peynirleri ya da sucukları, gıda maddelerini gölgede bırakıyor. Bunu pazarlama şansı da yok. Şimdi bu endüstriyel gıdalar her yerde, her zaman tanıtılma şansı var. Peyniri bu detayda bir çabaya girmek mümkün mü? Bunun yani Malkara'dan bir çok daha eski bir mandranın ürününü oraya götürmek mümkün mü? Bence bunun üzerinde durulursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Başkanım o konuyu biz tartıştık biraz önce. Yani daha...